İslamiyet nedir? Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber Efendimiz insanlarla akılları derecesinde konuşulmasını emrediyor. Bir bedevi bana İslamiyeti anlat. Aklıma yatarsa inanırım deyince Resulullah Efendimiz ona: Bu dinin temeli ikidir. Allahü Teala'nın bütün emirlerine hürmet edip beğenmek ve onun bütün mahluklarına acımak, şefkat göstermektir buyurdu. Bir zat bir Hristiyan şehrine gider, orada bir müddet kalır. Bir süre sonra görüştüğü insanlardan beş altı kişi gelir. Birisi dehri yani ateist, diğerleri ise Hristiyandır. Bu zata derler ki, biz seni çok sevdik. Sendeki bu güzel ahlakın, bu tatlı dil ve güler yüzün dininden kaynaklandığına inanıyoruz. Şimdi bize İslamiyet'i anlat. Müslümanlığı senin ağzından duymak istiyoruz. Nedir bu Müslümanlık? O zat onlara şu cevabı verir. İslamiyet iman ve ibadet olmak üzere ikiye ayrılır. İman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere inanmaktır. Bunlar farklı da olsa Hristiyanlıkta ve Yahudilikte vardır. Mesela biz Musa aleyhisselam'ın veya İsa Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanmazsak Müslüman olamayız. Niye? Onlar sizin peygamberiniz değil ki? Bütün peygamberler Müslümanların da peygamberidir. Hepsinin hak olduğuna inanmayan Müslüman olamaz. Eğer siz de bütün peygamberlere Muhammed Aleyhisselam'a ve onun getirdiği dine inanırsanız hepiniz Müslümansınız. Nasıl olur bu? Biz domuz eti yiyoruz. O ibadet kısmına girer, haramdır. Haram işleyen Müslümanlıktan çıkmış olmaz. Şarap da içiyoruz. E o da ibadet kısmına girer, haramdır. İçki içen Müslümanlar da vardır. İman amelden ayrı bir husustur. Önemli olan iman sahibi olmaktır. Ateist heyecanla ortaya atılıp der ki: Anlaşıldı, daha fazla anlatmana gerek kalmadı. Evet, işte bizim dinimiz bu kadar. Hepsi şaşırır, birbirinin yüzüne bakarlar. O şaşkınlıkla dışarı çıkarlar. Az sonra ateist içeriye girer. Siz beni çok şaşırttınız der. Neden şaşırdınız ki? Biz Müslümanlığı çok farklı biliyorduk. Siz bu dini bize tekrar anlatır mısınız? O zat anlattıktan sonra ateist kelime-i şehadeti harf harf yazar, dışarı çıkar. 10-15 dakika sonra diğer arkadaşlarını da alır, tekrar o zatın yanına gelip der ki, herkesin içinde söylüyorum, ben de artık Müslüman oldum. Sonra, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü der, sonsuz mutluluğa adım atar.